Selamlar arkadaşlar. Herkese merhaba. Zayıflamak için neyi yemeliyiz, neyi yememeliyiz? Neyi tüketmeliyiz, neyi tüketmemeliyiz? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Gerçek bir diyette olması gereken en önemli besin kaynağı arkadaşlar protein. Proteinler. Çünkü proteinler vücudu asidik yapacağı için sürekli yağ yakımını arttıracaktır. Bol su takviyesi ve bol lif takviyesi. Karbonhidratı lifli olan özellikle yeşil sebzelerden alırsak yağ yakımımız proteinle birlikte sentezlenerek müthiş bir seviyelere ulaşabilir. Tabii burada bol su alımını da arttırmak gerekir. Öncelikle yememiz gereken besinler bunlar. Yemememiz gereken besinlere gelecek olursak bunların haricinde kalan hiçbir şey yemeyeceğiz arkadaşlar diyormuşum. Tabii ki öyle değil. İnsanız, hepimizin bir nefsi var. Yerine göre tatlı da yiyeceğiz. Yerine göre pirinç pilavı da yiyeceğiz, bulgur pilavı da yiyeceğiz veya patates püresi de yiyeceğiz. İşte yerine göre tencere yemeği, yağlı yemek de yiyeceğiz. Ama bu dediğim, biraz önce saydığım besinleri belli bir periyotta eğer tüketirseniz, bu periyodu kendiniz belirleyeceksiniz. Kendi iradenizi kendiniz koymanız lazım vücudunuza. Bu yüzden bunu kendiniz belirlemeniz şart. 1 ay, 2 ay, 3 ay ya da 6 ay aldığınız verime göre, biraz önce saydığım besinleri tüketip buna göre beslenirseniz sonuç alırsınız. Ve sonuç aldığınız vakitte ilerleyen safhalarda bu diğer kötü besin diye öne sürülen besinleri, tatlı, börek, çörek, poğaça, kola, ondan sonra ham kalori içeren, yani tüketilmesi zor olan kalori içeren besinler. Bunlardan sağlanan kalori vücudumuzda maalesef ki yağ depolarına aktarılma riski çok yüksek. %80, %90'larda. Tabii ki kompleks karbonhidratların bir kısmını bunlardan ayırt etmek lazım. Onlar bizi yanıltmasın. Burada kompleks karbonhidratların bir kısmı kullanılması iyi olacaktır. Ancak dediğim, biraz önce saydığım proteinler, lifli gıdalar, lifli gıdalarda özellikle yeşil sebzelerin tercih edilmesi ve bol su, bol su çok önemli arkadaşlar. Özellikle şunu da söylemek istiyorum. Lifli gıdalardan yeşilleri tercih etmemizin sebebi, en büyük sebeplerinden birisi lifli olmaları ve vücudumuza yağ yaktırma formatında olmaları, ödem attırma özelliklerinin olması ve essential, yani vücudumuza almamız gereken, dışarıdan almamız gereken vitaminlerin çoğunluğunu bu yeşil sebzelerin barındırıyor olması. Peki meyve tüketmeyeceğiz mi diyeceksiniz. Meyve de sonuçta insan için yaratılmış bir besin kaynağı. Tabii ki meyve de alabilirsiniz ama bu dediğim diyet çerçevesi içerisinde meyve size çok şey katmayacaktır. Çünkü şekerli bir besin kaynağı bu. Sonuçta tatlıdan almadığınız şekeri bir şekilde başka bir şeyden almanın manası da yok aslında çok fazla. Ha, burada seçici olabilirsiniz. Meyvelerin mesela elma, işte bazı yağ yakıcı özelliği olan bazı besinler var mesela. Greyfurt yine olabilir. Tabii bunları da sürekli değil, arada bir tüketebiliriz. Onun haricinde yine kivi olabilir. Kivi de alabiliriz. Bazen işte muz alıyoruz. Yine antrenman sonrası lif ve potasyum miktarı olarak yüksek seviyelere sahip olduğu için. Bunun haricinde işte ananas gibi, mango gibi bazen arada bütçeniz el verdikçe, bizim ülke şartlarında çok normal değil ama bazı besinleri tüketebilirsiniz. Onlar da sizlere diyetinize değer katacaktır. Öyle diyelim. Diyete bir zenginlik katacaktır ve sizi diyetinizden, bu beslenme şeklinden soğutmayacaktır. Genel olarak bu şekilde, bunlara dikkat ederseniz ciddi şekilde başarılı olursunuz ve diyetlerde
istediğiniz seviyelere ulaşırsınız. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Sporla kalın, mutlu kalın.